Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz, Türkiye'yi vururuz tehdidinde bulundular. Suriye üzerinden tehdit. 2023 yılının ilk günlerinden bugünümüze kadar Suriye Devleti'ne hava saldırısı yapan İsrail Devleti'nin dolaylı bir şekilde ana vatan Türkiye'ye tehdit mesajı verdiği ifade eden uzmanlar çok önemli açıklamalar yapıldı. Suriye Devleti'nin verimli tarım arazisi arasında yer almış Golan Tepeleri 50 yılı aşkın bir süredir İsrail Devleti'nin sömürgesi altında bulunuyor. Yarım asrı devirmiş bu işgal planının arka planındaki güçler emperyalist anlayış 2023 yılı itibariyle farklı bir boyuta çevrildi. Öyle ki 2023'ün ilk günlerinden bugüne ana vatan Türkiye'ye karşı Suriye Devleti'nin her vurulmasıyla beraber büyük bir tehdit mesajı gönderen İsrail Devleti bu vuruşlarım sana gelecektir şeklinde küstah, alçak bir şekilde tehdit algışı yaptı. Suriye Devleti'nden Sanan'ın aktardığı habere göre İsrail Devleti'nin yaptığı hava saldırısında rejim yanlısı 5 askerin yaralandığı, kısmi maddi zarar oluştuğu ileri sürüldü. Neredeyse her gün bir yenisine şahit olduğumuz saldırı hakkında uzmanlar çok önemli açıklamalar da yaptı. İsrail Devleti'nin Suriye Devleti'ni hedef almış saldırısını masaya yatıran akademisyenler, Batı'nın Türkiye'ye mesaj vermeye çalıştığını, Türkiye'nin geri adım atması gerektiğini, aksi halde bu vuruşların, bu saldırıların, bu füzelerin Türkiye'ye yönelebileceğine dair küstah bir açıklama yaptı. Değerli takipçilerimiz, bildiğiniz gibi ana vatan Türkiye bütün dünyaya dünya beşten büyüktür. Buradaki mazlumların, gariplerin, günahı olmayan kimselerin suçu yoktur. Onları ezmeye, sömürmeye, öldürmeye hakkınız yoktur diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, bunların gözüne soka soka hamlesini yapmaya devam edecektir.